Herkese merhaba arkadaşlar. Selamun aleyküm. Nasılsınız? Ne var ne yok? Umarım herkesler iyidir. Çok şükür bizler iyiyiz arkadaşlar. Burada sabah koyunları çıkardım buradan ben. Koyunu yürüttüm. Şurası öyle hoşuma gitti ki arkadaşlar. Şurada yapraklar falan dökülmüş. Hatta Instagram'da da hikayeler falan paylaştım. Oradan takip edenler bilir arkadaşlar. Neden burada doğada mis gibi havada başlangıcımızı yapmayalım dedim. Buraya geldik. Şimdi size bir sürprizim var arkadaşlar. Daha doğrusu benim çok beklediğim, heyecanla beklediğim bir kargo geldi. Ürün geldi. Hemen sizlerle paylaşacağım. Şöyle şuraya hani bunu bir koyalım. Kargom bu arkadaşlar. Çok heyecanlandım kız. Şimdi şöyle bir şey var. Hemen kutuyu açarken sizlere de bahsedeyim. Ben bundan 1,5 yıl önce falan bir tane tulum aldım. Böyle krem renginde, yanlarında çizgiler vardı. İnternetten almıştım bunu. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama işte bir kış aylığına yakın bir zamanda almıştım. Yaklaşık 1-1,5 yıl oldu ama. Sonra bunu ben giyiyordum. Hani nereden aldım falan, marka falan hiç bilmiyordum arkadaşlar. Onu da ben bir tane çiftçi şeyde görmüştüm. Bir tane arkadaşımda görmüştüm. Ama şey, o link paylaşınca ben de aldım, hoşuma gitti. Hiç öyle bir tulumum falan olmamıştı. Heves ederek al dedim. Sonra ben bu tulumla işte YouTube'da videolar çektim, Instagram'da videolar çektim, işte fotoğraflar attım falan. İşte sürekli. Ondan sonra bana firma arkadaşlar mesaj atıyor. İşte Nurgül Hanım, siz hani bizim ürünümüzü kullanıyorsunuz. Sizlere bizler diğer tulumlarımızdan göndermek istiyoruz. Hediye göndermek istiyoruz dediler. Tabi ben bunu kabul etmez miyim? Her çiftçi, her üretici böyle bir tulumun olmasını istediği için kabul eder. Ben de kabul ettim arkadaşlar. Sağ olsunlar, bir sürü çeşit çeşit tulumlar gönderdiler. Yeri gelsin kot tulum gönderdiler. Yeri gelsin bej, işte askılıklı bahçıvan tulumu, işte pantolonlar. Bir sürü ürün göndermişlerdi sağ olsunlar. Ondan sonra geçen de tekrardan mesaj attılar. Dediler ki Nurgül Hanım, kış da yaklaştı malum. Sizlere yeniden biz kışlık ürünlerimizden gönderelim dediler. Çok sağ olsunlar. Bir kutu hazırlayıp göndermişler arkadaşlar. Ben de merak ediyorum açıkçası. Bakalım neler göndermişler, ürünler neler. Hep beraber açalım. Zaten biliyorsunuz arkadaşlar, ben bir kargo falan geldi mi hep videolarda paylaşıyorum. Hep sizlerle çekiyorum. Ben de bunu açamadım. Bir beceriksizlik oldu. Bir de bayağı özenmişler. Çok hoşuma gitti vallahi. Güzel bir kutu yapmışlar. Ben ürünlerini gerçekten beğeniyorum arkadaşlar. Çok kaliteli ürünler. Böyle kolay kolay yırtılma vesaire, eskime olmuyor. Ben mesela sizler mutlaka sürekli üzerimde görüyorsunuz zaten. Şey oluyor. Hani hemen hemen dışarı indiğim zaman her gün giyiyorum o ürünleri. Ve şunlar da uçmasın her. Ve hiç de daha şu ana kadar bir şikayet görmedim. Mesela kumaşlarında falan çekme vesaire çok böyle şey yok. Ama tek şey sorun buluyorum arkadaşlar. Mesela ben uzun boyluyum. Tamam, oluyor tulumlar falan. Tulumun en küçük boyu bile bana büyük geliyor. Birazcık, bir tık yani. Yani çok kısa boylu bayanlar, erkeklere kesinlikle oluyor. Çok kısa boylu bayanlara çok zor olur. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi iyi söylüyoruz, kötüyü de söylememiz lazım. Belki çok boyu kısa olan bir arkadaşımız olacak belki de. Sonra bana isyan eder. Bana kızmayın arkadaşlar. Ürün. Markayı da söyleyeyim, zaten az önce de çektim. Endüstri giyim arkadaşlar. Çoğu çiftçi falan üretici bilir bunu. Çünkü ben Instagram'da bayağı hani çiftçi üretici arkadaşları takip ediyorum. Çoğunda var bu tulumlar. Çoğu da giyiyor yani. Siz bunu niye bu kadar katladınız? Çok özel bir kutu olmuş ya. Vallahi açmakta zorlandım ben. Aman, kargo dediğim böyle açılır be. Narin narin açılır mı? Aa,
heyecanlandım ya. Bakalım bitişik ürünleri nasıl. İlla. Sen burada dur. Canım. Bir. İki. Oo, bir sürü ürün göndermişler. Üç. Dört. 5. Vallahi çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bayağı güzel güzel ürünler var gibi. Hadi hemen açalım. Öyle yeşil bir tane bir ürün var. Aa, bunu görmüştüm, evet. Şöyle bir pantolon. İnşallah kısa gelmez. Boy uzun olduğunca bazen sıkıntı çekiyoruz hani ürün. İçi çok güzel ya. Şuna bakar mısınız? Kışın tam şey, ata binmelik. Şuna bakın. İçi bayağı kalın güzel bir pantolon bulmuş. Ay canım. Yeni üretim. Bisiklet atıyor. Severim bazen öyle yeni üretim. Bir tane yemeğimiz. Kışın sıcacık yemek için. Ne güzel oldu kız. Daha bunları yiyeceğiz. Evet, bir tulum daha. Bu tulum da küçük tulumları galiba. Değil mi? Bakın, en küçük beden. Se arkadaşlar. En küçük beden olduğu halde bakalım nasıl olacak. Vay, tulum çok iyiymiş ya. Nasıl kalın? Kışın üşütmez. Şimdi kışın bu tulumu giyeriz. Üzerine de hemen şey çekeriz. Kalın bir tane mont. Burada bir pantolon daha var. Bu da şöyle gri bir pantolon. Tam bu pantolonlu pantolonu benzeyebiliyor musunuz? Biraz daha böyle yazlık bir pantolon. Bunu da koyuna falan giderken giyeceksin. Mis. Evet, son olarak bir tane daha. Bir tane de mont. Vay canına. Tam kışın. Bu çok iyi oldu. Hatta çok sevindim buna. Neden derseniz. Geçen sene bir tane bu şekilde aynı buna benzer bir tane mont almıştım ben. Bir yıl boyunca hemen hemen kış çıkana kadar giydim arkadaşlar. Çok videolarımı izleyenler mutlaka bilir. Onun fermuarı bozulmuş artık. Sürekli her hafta falan yıkatıyordum ben bütün ürünlerimi. 3 günde, 4 günde, 5 günde sürekli yıkarım ben böyle kıyafetlerimi. Hatta bir sürü insan da şey der. Nurgül, senin hiç üstün böyle kir olmuyor, çamur olmuyor. O kadar hayvanla falan uğraşıyorsun falan derler. Yorumları okuyorum. Şeyden işte arkadaşlar, sürekli yıkarım. Hatta annem sürekli bana kızar. Yine mi makineyi kıyafetlerini attım falan diye hep kızar böyle. Ne bileyim, temiz kullanmayı falan severim. Şu hoşuma gitti. Bak bunu hemen giyeyim. Ata binerken bunlar çok güzel olacak ya. Ben çok sevindim. Bismillah. Bunun üstüne giyilir mi bu? Aman ben. Yapraklar falan güzel oldu değil mi? Beni bunlarda ayılağa mayılağa bassa ne demezler. Hemen şöyle. Tam kolları oldu gibi ha. Bismillahirrahmanirrahim. Oo. Hemen. Şöyle. Tam denk geldi ya. Resmen çok iyi. Kolları bir tek hatta uzun geldi. Bana uzun geldiyse çok sevindim bunu. Yani çoğu üründe mesela bir ürün alıyorum ben internetten. Kısa geliyor kollara falan. Bu beni çok üzüyordu. Şöyle kol, boynu falan da ayarlıyorsun. Çok şık oldu kız. Vallahi beğendim. Cillop gibi. Şimdi bunları şey yapalım. Bunları hepsini şu an giymek istiyor canım ya. Böyle insan yeni ürün aldığı zaman her şeyi hemen giymek ister ya. Aynı onun hesap oldu. Bu tulumu giyelim bu akşam.
Neden derseniz çünkü artık kış geldi. Bir test edelim, tamam mı? Videonun sonunda kesinlikle söyleyeceğim bunu size. Pantolonları falan ben içine koyayım, dürüyeyim. Artık böyle şeyle gidiyoruz, ATB'yle falan annem inekleri bırakmaya gidiyor. O zaman üşüyordum, iyi oldu bu. Çok güzel dürdüm. Bunu tebrik edeyim. Yelek de bayağı kalınmış ha. Şu pantolon çok güzel ya. Rengi çok hoşuma gitti. Yeşil. İşte biz böyle şeylerle mutlu oluyoruz ya. Vallahi. Ne bileyim. Yani böyle bir yere giderken yeni kıyafetler alır. Veya çocuklar bayramlıklarını alır, mutlu olur ya. Aynı o gibiyim değil mi? Biz çok bayramlık falan görmedik arkadaşlar. Gerçekten. Hep koyuna falan gittiğimiz için o sevinci pek yaşayamadık. Şimdi şöyle durayım da evde düzelteyim. Ama şimdi mesela çok şükür kendi kendime imkanları elde etmeye çalışıyorum. Bakın, beni de seven bir marka sağ olsun ürünleri göndermişler. Senin gibi üretici insanlara her zaman destek vermek istiyoruz dediler. Sağ olsun, ne bileyim, bir sürü ürün göndermişler ya. Vallahi mutlu ettiniz. Allah razı olsun sizden. Şunu içine koyalım. Poşetlerimizi atmayalım. Bunları ben şimdi kazan dairesinde yakarım. Sobayı yakacağız bu akşam yine. Soğuk var ya. Şu bıçığı kaybetmeyelim cebimize koyalım. Şimdi ne yapacağız onu da söyleyeyim ha. Şimdi kankiler. İyi hoş, bunlar güzel. Açtık ettik de işler şimdi başlıyor. Maşallah bir sürü kuzumuz oldu. Şimdi onları sizlerle paylaşacağım. Akşam yemlerini falan vereceğim. Kuzuları sevelim. Sonra da işte akşam ATV ile koyun toplayacağız. Hadi bakalım. Güzel video devam ediyor. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Telefon da burada kalmış. Hadi gidiyoruz. Suyu doldu, su kuyumda az. Az mı? Ha. De şey, erken yaparın yalı. Bunda ne var? Açınca borusun. Evet arkadaşlar, tulumumuzu giydik. Ay kar oldu kız burası, bir düşün ben ne oldu ki. Şimdi tulum giydik. Tulum iyi, güzel, hoş ama makineye bir kere falan atılması lazım. Biraz toplaması lazım. Az bir milim çekiyor, çok çekmiyor ama askerlere bak 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 nasıl geliyorlar. Gel. Ay benim coğlarım benim be. Ay benim aslanlarım ya. Mikiler. Allah'ın mikileri. Böyle. Şimdi burada kazan dairesi var ya bizim. Kalan yakıyoruz kazanı. Atan buraya poşetleri. Aslan parçaları. Şu boyunlara bakalım da ondan sonra da size mamalarınızı vereyim ben gene. Durun çocuklar. Şuradan yem falan koyuyor. Hele eylemem. Nasıl bağırıyor Allah? Ne yapıyorsunuz çocuklar? Ne? Kaç kız? Kaç. Siz gelme. Sen de ayını çek canım. Durun. Annesinin tatlı şeyleri. Yumuş yumuş ağzını ısırın şu ağzını ya. Kulaklara bak.
Pospik bu gece doğmuş. Pospik bu gece doğmuş. Anan yem yiyor. Dur. Ananı rahat bırak. Anası bu. Kara kız. İşte işte. Bir de şu. Bu bak. Emmediniz mi yoksa siz? Karnınız az aç gibi. Sabahın emiyorlar değil mi? Emememişler herhalde. Bir emdireyim ben bunları. Sonbaharda iyice zayıflamasın diye. Onların suları bunlar. Bu içerilerde su daha var da. Şimdi kuzuları emememiş annelerini. Onları emdireceğim. Gece doğmuş onlar. Bir de diğer bölgede var. Onları da emdireceğim. Bu tulum da bayağı kalınmış ha. Yattı yani beni. Her akşam diğer tulumla üşüyorum ben. Bayağı yaptı yani. Kot böyle tam kot arkadaşlar. Kalın bir kumaş. Kışın için iyi. İdeal kış için. Gelme! Daha az bir ot kaldı. Onu da diğer koyunlara veren iki tane koyun kaldı. Bundan sonra köpeklere mama vereceğiz. Hadi kımıcan. Annesi dün akşam doğurmuş bu çocuğu. Daha göğsü falan da gelmemiş annesinin. Bir tanesi böyle o şeylerin arasına girmiş arkadaşlar. Kuzu işte mutlaka nasıl buluyorsa o şeyleri bulmuş. Tahtaların arasına girmiş bunun ikizi. Annesi de onun başında beklemiş arkadaşlar. Bu çocuk da sürünün içine karışmış. Sonra bunu kabul etmiyor. Annem benim. Sabahımı gittim bu başka yerlerde. Yavrum. Annesi duruvermiyor. Şimdi tuttum. Çocuk daha emdireceğim. Şimdi şu koyunda süt var. Şunu tutayım bari. Şunu emsin en azından değil mi? Mis kokulu benim mis. Hadi emdireyim gel. Şşt uykucu. Kardeşini anan almıyor. Ben şu ananınla bir konuş. Kabullensin hadi bismillah. Kalkalım. Bir gelin. Oo. İki tane ne? Aynı anana benziyor güyün. Cimcime. Geril geril. Aferin sana. Koça benziyorsun sen. Koç musun yoksa? Valla koç. Hadi git. Şimdi zoranan kardeşini emdirse ne olur sanki? Emdirmiyor işte kardeşini. Bu da senin çocuğun. Bak bu da kızın. Bu da senin kızı. Çocuğum ya. Emdirdim de. Sepinin yalama kovalarından aldım ben arkadaşlar. Bunları
hayvanlara bu şekilde kovaları koyup hani hayvanlar yalıyor böyle tuz ihtiyacını, vitamin ihtiyacını falan karşılıyor. Ama bu çocuklar üstüne çıkıp hep pisliyorlar. Ben ayıtlıyorum bunları. Bunlar pisliyor. Hani tuz gibi sert bir yapısı var. Şöyle size de göstereyim, tavsiye ederim arkadaşlar bunu ben. Şöyle bir şey. Hayvanlarınızı falan alabilirsiniz. Bayağı iyi bu. 20 kiloluk 2 tane aldım ben. Bir tanesini aşağıya koçlara koydum. Zayıflamayı falan engelliyor. Şimdi hayvanlar doğum yaptıktan sonra böyle bir tık zayıflıyor ya, ister istemez. Kuzu emziriyor sonuçta. Ve hani doğum yaptıktan sonra kiloları gidiyor malum. Ama kuzular da pek sevmiş he. Ben kuzuların böyle seveceğini tahmin etmediydim. Ne yapıyorsun kara çocuk? Neresinin tatlısıyız? Bıdıs bıdıs. Geçen sene de senin kardeşin aynı bir öğün olduydu. Analarına benziyor bununla. Maşallah. Bu da ilk kuzumuş. Yeni doğdular daha çocuklar. Bu arkadaki ne pakı? Kendince bir hareketle. Boşluk mu yapıyor, ne yapıyor? Rüyada mı? Ne iş, anlayamadım. Bunlara otluk lazım. Baksanıza kutular artık ot yemeye başlamış. Ama erişemiyor oraya. Buraya bir tane biz otluk getirelim. Kutular erişebilecek şekilde küçük otluk vardı. Ondan yesinler. Bayağı sevdi ne delikanlı. Aferin sana. Hadi ye. Afiyet olsun. Şimdi buradaki işleri bitirdik. Kafa kamerasını takıp kafama koyunları toplayacağız arkadaşlar. ATV ile beraber. Bayağı dağılmışlar çünkü. Biraz karanlık mı oldu ya? İnşallah karanlık falan olmamıştır. Hadi hazır mısınız? Başlıyoruz. Manzaramız bu şekilde. ATV'miz burada. Şimdi kafama takıyorum. Şöyle. İyi mi arkadaşlar? Şimdi ben şeyi almam gerekiyor. Montumu. Şöyle. Eyvah, nasıl alacağız? Buradan alamam. Mecbur içeri gireceğiz. Bakalım sıcaklığını test edeceğiz. Akşamları beni koyun toplarken üşütecek mi? Üşütmeyecek mi? Hep beraber deneyip göreceğiz. Şöyle biraz şöyle yapalım. İyi mi? İyi hadi. Şimdi şuradan normalde aşağı inecektim ATV ile ama ATV'ye artık eskisi kadar güvenmiyorum arkadaşlar. Bence siz de güvenmeyin. Frenleri ve gazda bir tık sorun var gibi sanki. O yüzden elimizle toplayacağız artık. Şu an nasıl? Vallahi kafa kamerasına pek alışkın değilim. Nasıl çekiyor bilmiyorum. Kızlar, evet buralarda çok iyi pelit dökülmüş. İri iri arkadaşlar şöyle şöyle pelitler. Koyunların ümüklerinde kalır diye korkuyorum ama inşallah kalmaz. Çünkü
çünkü çok iriler. Ya şimdi karanlık çökmeden artık toplamak ve içeri koymak istiyorum. Bugün erken de çıktı, saat 10'da falan çıktılar. Yani karanlığa kalırsa koyunlar her yerde olduğu için toplayamıyoruz, gelmiyorlar. Çay! Haydi! Karagöz hadi! Üçkağıtçılar karşıya geçti ya. Ben kovalı Hakan. Haydi çocuklarım benim. Yavrularım. Pelitlerden gösterdim de. Pelitleri de göremedim ha. Yemişler koyuna hep. Hadi. Çay. Hala aşağı gidiyor bunlar. Siz olsan inmeyin aşağıya. Karanlık çöktü zaten. Elim hala sıkıyor. Bakın. Tam şurası gördünüz mü? Burası ağrıyor. Gitmezseniz kurbağalar kısırgalı zaten. Biriniz gittiniz ya, kokunuz geçin. Yoksa kurbağalar falan kısırgalı. Gitmezseniz arkasından. Evet, ne oldu arkadaşlar biliyor musunuz? Karanlık çöktü aşağıdakileri yukarı çıkarana kadar. Şimdi bunları toplayacağız. Nereye giriyor hele?